Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Evet, gündemin konusu A Milli Kadın Voleybol Takımı. Filenin Sultanları. Gerçekten bize harika sonuçlarla harika günler yaşattılar. Hepsine tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz öncelikle. Tabii e, olimpiyatlarda da daha büyük başarılar gelebilirdi ama tabi e, Çin'i yendikten sonra belki de bir rahatlama mı oldu bilmiyorum ama eğer e, kimi de geçebilseydik Güney Kore'yi belki daha da başarılı olacaktık ama tabi kolay değil çok zor bir mücadele verdiler sonunda da dünya beşincisi olmayı başardılar evet önemli konulardan birisiydi şimdi Avrupa üçüncüsü oldular yine Sırbistan başımıza bela oldu ne yazık ki Sırbistan'ı geçemedik. <laughs> Ama şöyle söyleyeyim. Bir maç kaybetti. Yani gerçekten büyük bir performans. Yani tebrik etmemek mümkün değil. Ee, kadın voleybol milli takımı A'dan Z'ye simgesinden, Cansu'ndan işte Ayça olsun, Meryem olsun, Hande olsun, Meliha olsun, Eda Erdem, Kaptan, Zehra Güneş, Yasemin, e, İlkin Aydın, Buse Ünal, Ebrar Karakurt, Beliz Başkır, Tuğba Şenoğlu, Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Büyük bir başarı imza attılar. Zaten voleybolumuz bayanlarda, kadınlarda gerçekten çok başarılı. Onu daha önceki videolarımda söylemiştim. Hem Fenerbahçe olsun hem Vakıfbank olsun. Eczacıbaşı zaten bir marka artık yani onu açmak mümkün değil. Aynı zamanda Vakıfbank'ta. Gerçekten başarılılar. Fenerbahçe'de de dünya şampiyonu olmayı başardılar. Hepsini tebrik ediyoruz. Bu kez de üçüncü kez Avrupa 3. oluyoruz. 2011, 2017, 2021'de üçüncü kez Avrupa üçüncüsü olmayı başardık. İnşallah tarısı şampiyonluğa diyelim dünya şampiyonluklarında. Ama yeni yetişen bir nesil var. Gerçekten çok başarılı. Bunlar da başaracağına inanıyoruz. Sonuna kadar da mücadele ediyorlar ve kazanıyorlar. Son topa kadar mücadele var. Gerçekten tebrik etmemek mümkün değil. Filenin sultanları sultan olmaya devam ediyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. <laughs> evet Avrupa Şampiyonası zaten şimdi Tokyo 2023 zaten aslında bir de yorgunlar. Yani hemen peş peşe gelen bir turnuvalar var. Bunları da hesaba katmak gerekiyor. Kolay değil ee, ama herkes de bunu oynuyor. Yapacak bir şey yok. Uluslararası arenada olduğunuz zaman bunları da yapmak zorundasınız. Onun için herkes bunu yapıyor. Onun için de kondisyonunuzu daha iyi ayarlamanız gerekiyor ve başarmanız gerekiyor. ABD, Brezilya, Sırbistan, Güney Kore ve Türkiye olarak olimpiyatlarda sıralanmıştı. Dünya devlerini ve Çin'i yenmişti. Dünya şampiyonu olan Çin'i düşünsenize. Bunu başarabilen demek ki hepsini başarabilir. Bir çok büyük e, başarılara imza attılar. Daha iyi olacağına da eminim. Bu, bu iş bunu gösteriyor. Altyapıdan gelenler de var. Gerçekten e, tecrübelerle birleştiği zaman büyük başarıda geliyor. Guidetti'ye de ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. <laughs> iyi bir hoca olarak yani zaten Vakıf Bank'ın başında bunu da başarıyor. Evet Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Avrupa Şampiyonası'na Romanya 3-1 yendik. Ukrayna'yı 3-0 yendik. Finlandiya, İsveç'i 3-0 yendik. Türkiye, Finlandiya'yı da 3-0 yendi. Ve Çek, Çek Cumhuriyeti ile karşılaştılar. Çek Cumhuriyeti'nde 3-1 yenerek Çeyrek finale yükseldiler. Çeyrek finalde de Polonya 3-0 yendiler. Ee, evet ne yazık ki gene başımızın belası. Yarı finalde Sırbistan'a 3-1 yenildik. Tek maç kaybettik. Ee, sonradan üçüncülük maçına çıktık. Üçüncülük maçında da Hollanda'yı yenmeyi başardık aslında. Ee, birbirinden güzel e, sonuçlara imza attılar. Yani şimdi bir tane mağlubiyet. Gerçekten işte mesela, turnuvalarda da zaten böyle işte. Hani şeylerde kaybetseniz de işte finallerde kaybetmemek gerekiyor. Bunu da bir yani artık tecrübe ediniriz sanıyorum. Burası çok önemli. Burada yani <laughs> buralara dikkat ederek gidersek herhalde ama grup birincisi olarak da çıkmak da çok önemliydi. Onu da başardık. Sonuna kadar da devamlı da geldi. Ee, bakalım diğer dünya şampiyonasına falan bunlar bu başarılar tekrarlayabiliriz sanıyorum. Bunu başarabilecek güçteler. 5 maçta 5 galibiyet hiç mağlubiyet yok. Ee, sanıyorum Bir set mi, iki set verdiler. Onun üç, üç set pardon verdiler. Onun dışında 15 e, puan on, aldı 15 set aldı 15 puanla e, gruptan çıkmayı başarmıştı. Tabii e, daha iyiler olacak. Hep beraber bekliyoruz e, bu kızların yani bu büyük başarılar imza atacağına eminim. Çünkü ben bunu yani şöyle söyleyeyim. Ta Emlak Bank döneminde takip ettiğimiz zaman da bunları görüyorduk. Bayağı, kadın voleybolu gerçekten çok ileri seviyeye ulaştı. Keşke bunu diğer branşlarda da yapabilsek. Biraz da basketbolda var ama ne yazık ki futbolda bunu yapamıyoruz. Voleybolda gerçekten başarılıyız. Gerek takımlar olarak gerek şey olarak bunlarda inşallah daha büyük başarılar gelecek. Bunları da bekliyoruz. Evet, başarıların devamını diliyoruz. Öyle diyelim. Kadın Aminli voleybol takımızları ve Filan Sultanlar olarak adlandırıldığı için onları da. Yani gerçekten çok başarılar sanıyorum. Gelecek yıllarda büyük başarılar imza atacaklardır. Zaten kaptanın önderliğinde büyük başarılar imza atıyorlar. Tabi öyle demeyelim. Bu takım oyunu. Takım oyununda herkes başarılı olursa takım kazanıyor. Birisinin hatasını da başkasına yüklemek yanlış. Bunu kabul etmiyorum. Yani hani şahsi bir spor olsa, bireysel spor olsa dediğiniz doğru olur. Ama öbür türlü gerçekten takım oyununda takımın başarılı olması önemli. Herkes takım ruhuyla hareket ettiği zaman başarıların geleceği belli. Bu da zaten bunu gösteriyor. Herkesin aynı anda zaten voleybolda öyle bir şey var. E, dikkat ederseniz Ersoy sayıda kazanılsın kaybedilsin. Bir birlik bütünlük sağlanıyor. İşte onu koruduğunuz sürece de başarı da geliyor gördüğümüz kadarıyla. Tabi hatalar yok mu? Var. Hata olmadan da zaten iş yapılan yerde hata olur. E, burada da hata olmasa zaten hiç sayı vermeden yenersiniz ki bu da imkansız dünyanın hiçbir yerine geçerli değildir herhalde. Böyle bir şey de yok. Evet Üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Bize bu mutluluğu yaşattığı için de bütün kadınlar adına da onlara teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyir diliyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.